Kış mevsimindeyiz. Hava soğuk ve grip kol geziyor. Peki ne yapmalıyız? Vücudumuzun direncini nasıl artırabiliriz? Neler yemeliyiz? CNN Türk muhabirimiz Fulya Öztürk işin uzmanına sordu. İzleyelim. Abla bunlar kalite. Gerçekten de kalite. Gel seç, gel seç, gel seç. Kan portakalı vitamin deposu. Sizde var mı bu aralar bir grip, halsizlik, kırgınlık? Vallahi bir kırgınlık var ki nasıl sabah zor kalktım. Var, olmaz olur mu? Hem de çok. Şu anda kendim de gripim zaten. Biz de diyoruz ki vatandaşa bu portakalı yiyeceksin. Yemediğin zaman hasta olacaksın. Ama bu portakalı yediğin zaman iyileşeceksin. Bu aralar bir halsizliğiniz var mı? Ne diyeyim ki, herkes de var. Bu aralar birçok insanın üzerinde bir halsizlik var. Grip mevsimi. Bu yeni nesil gripler de öyle hemen geçmiyor, uzun sürüyor. Ne yapacağız? Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Şifa meyvede, sebzede. Peki hangi besinler vücut direncini arttırır? Şimdi uzmanından tavsiyeler dinleyeceğiz. Nar, portakal, mandalina üçlüsü gerçekten en başarılı. Greyfurt biraz daha aşağıda. Neden greyfurt aşağıda? Greyfurt'u birçok ilaçla birlikte kullanamıyoruz. Dolayısıyla bir şeyi bozuyor yapacağız derken bir şeyi bozmayalım diye. İç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay Koşuyolu pazarında tezgahlardaki ürünler üzerinden anlattı şifalı besinleri. Mesela narı yerken ortadan ikiye bölsünler ve çekirdeklerini de parçalayarak kessinler. Yani narın sadece örneğin suyunu içmesinler. Portakal ve mandalin içinde öyle maddeler var ki bu maddeler bir taraftan tokluk hissi de sağlıyor aslında. Yani bir taraftan C vitamininizi yükseltirken bir taraftan da düşünün hem diyet yapıyorsunuz hem de vücut direncinizi artmak istiyorsunuz. Son derece önemli. Kara lahana da öyle. Bağırsak bakterileriniz için son derece faydalı. Ama mesela tiroid hastasıysanız lahanadan, kara lahanadan uzak durmanız lazım. Tiroidiniz az çalışıyorsa. Brokoliyi de unutmayalım. Brokoli de çok iyi bir vücut direnci arttırıcısıdır. Brokolinin içerisindeki maddeyi mutlaka kullansınlar. Ama brokoli alırken şuna dikkat etsinler. Bak ne kadar sık. Görüyor musun? Bunlar birbirinin içerisine girmiş olmalı böyle. Ya jungle, orman gibi olmalı. Bu sağlıklı bir brokoli. Bol sıvı tüketmek de çok önemli. Sıvı alamıyorlar. Salatanın %95'i su. Çok güzel bir su kaynağı onun için. Ama dikkat edin, boyu bu. Öyle kocaman kocaman uzun şeyler değil. Bir de salatayı kırdınız. Ses geldi bak, çat diye bu ses gelsin. Şurada bal kabağı var. Bal kabağı. Bal kabağı da öyle vücut direncini en çok arttıran bu dönemin besinlerinden bir tanesidir. Bütün bunları anlatırken bir şey daha söyleyeyim. Vücut direnci artıyor da her yere elimizden o kadar çok mikrop bulaşıyor ki bunu unutmamak lazım. Mikroplardan uzak durmak lazım. Restorana gittiniz. Biliyor musun o restoranlarda menüler gelir ya. Evet. Restoran menüleri aslında tuvalet kapağından 100 kat daha fazla zararlı bakteri içerir. Onun için menüyü aldınız, siparişi verdiniz, gidin elinizi yıkayın.